Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki yüksek lisans dersimizin konusu The National Tale and Allied Drums 1770s-1840s. Şimdi geçen hafta da başlamıştık sizlerle hatırlayacağınız üzere. 18. yüzyıl İrlanda romanı üzerinde konuşmuştuk. Birazcık da hatırlatmalarda bulunayım. O dönemdeki o yeni yeni gelişmeye başlayan İrlanda edebiyatı veya roman yazım sanatı diyelim. Kendisini daha çok İngiltere'ye bağlı olarak gösteriyordu ve buradan da doğal olarak etkilenmemeleri mümkün değildi. Ve o dönemki işte bazı İrlandalı yazarların İngiltere'ye gitmeleri ve oralarda işte belli çevre edinmeleri ve daha ötesinde de yazmış olduğu eserleri bastırabilme imkanları doğuyordu. Şimdi bunlar birazcık daha gelişmeye doğru gideceğiz. İlk önce Tales and Novels diye başlıyor konumuz. To discuss the regional novels of 19th century Ireland under the heading of the national tale. Bu konuya çok dikkat edin, bu ifadeye çok dikkat edin. National tale diye geçiyor. Dikkat ederseniz artık ulusal bir söylem diyelim eserlerde kendini göstermeye çalışıyor. Is to acknowledge the primacy of national tales among 19th century regional fictions. Tıpkı işte hatırlamaya çalışın Jane Austen'ın mesela romanlarında da görürsünüz. Daha ötesi zamanlarda işte 19. asır içerisinde, 20. asır içerisinde Thomas Hardy'nin o regional novels diyebileceğimiz romanlarını da görürsünüz. Hal böyle olunca tabii doğal olarak karşımıza İrlanda için konuşuyorum. Daha böyle gelişmiş, daha böyle artık çeşidi bol olmaya yüz tutmuş bir roman türleri geliyor. Ama ilk önce dikkatinizi verin bana. 19. yüzyılda regional fictions dediğimiz tarzda romanlar çıkmaya başlıyor. I attend this acknowledgement in both historical and history senses, literary senses, pardon. National tales are the earliest Irish novels centrally concerned with definitions and descriptions of Ireland. Şimdi ilk önce regional veya national tales diye geçti yukarıda dikkat ederseniz. Burada daha böyle bir spesifik diyebileceğimiz tarzda bir anlatım açıklanmaya çalışılıyor. National tales are the earliest Irish novels. And there is a relationship between national tales and Irish novels diyebileceğimiz. Ve daha ziyade basically yani dikkat edin concerned with the definitions and descriptions of Ireland. Başka ülke şeyleriyle pek ilgilenmemişler. Kendi bulundukları çevreyle, kendi ulusal öyküleriyle anlatımlarını daha çok ortaya koymaya çalışmışlar. But it is equally the case that examples of this genre are widely considered among the best and most significant of 19th century Irish novels. Yet, although it is a characteristically Irish form, gene dikkat edin, the national tale is not limited to Ireland. Her ne kadar gene İrlanda romanlarını, öykülerini, ulusal anlatımlarını alsa da bir noktada yani tam bir bağlılık söylendiği mümkün değil. Dolayısıyla, moreover, not every 19th century Irish regional novel is best categorized under that rubric, though all in their different ways have at least some roots in the genre that it names. Burada da gene vermeye çalıştığı gibi hemen hemen her bir 19. yüzyıl İrlanda bölgesel romanı en iyi bir şekilde kategorize edilmesine rağmen yapılmasa da though all in their different ways have at least some roots. Nereye bağlı bunların kökleri az çok? In the genre that it names. Bir noktada bulunduğu işte döneme, period diyebileceğimiz, era diyebileceğimiz döneme az çok bağlı kalıyor. The label national tale in short is historically and aesthetically significant and at the same time slippery. Burada da güzel bir ifade var. National tale is short, in short, is historically and aesthetically, iki özel var, kavram var, dikkat ediniz, significant and at the same time slippery.
still open to question or argument. Yani bir bütünlük, tam bir böyle şu şudur diye national tale, işte şuradan gelmişti, şudur filan, özü budur gibi böyle bir söylem içinde bulunmamız pek imkansız. Bu da ne yapıyor? Yani sorgulamaya, tartışmaya açık bir konu olarak karşımıza geliyor. Halbuki İngiliz edebiyatına baktığınız zaman, geçmişteki dönemdeki görmüş olduğunuz derslerden bahsediyorum, biraz İngiliz romandan bahsediyorum, onlarda daha böyle belirgin, yani bir doğuş şekli ve bir gelişme biçimi doğal olarak kendini gösteriyordu. Bunlar için böyle, İrlanda romanı için böyle bir şey söyleyebilmemiz pek mümkün olmuyor. Despite this uncertainty of definition, the emergence of the genre is easily identified historically. Ha. Şimdi bu historical diyebileceğimiz, demek ki tarihinden alan, işte bu national tale'i daha ziyade tarihinden alan ifadeler mevcut. The national tale is a distinctively romantic genre. Bu da önemli bizim için. Çünkü bu dönemlerde hatırlamaya çalışın, Fransa'daki Fransız devrimi bilhassa kendini gösteriyordu. Doğal olarak nasıl ki İngiltere'deki bilhassa, ama bilhassa İngiliz şairleri etkilenmişlerse, burada da aynı şekilde İrlandalı romancılar romantik diyebileceğimiz dönemden oldukça etkileniyorlar. It belongs to the period bordered by the French Revolution in 1789 and the passage of a reform bill. Ki bu reform bill'i de gene hatırlamaya çalışınız geçmişteki derslerinizden, bilhassa edebiyata giriş dersinizden. Victoria döneminde iki önemli olgu karşımıza çıkıyordu, olay çıkıyordu. Büyük bir gelişim, devrim karşımıza çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz endüstri devrimiydi. Diğeri ise reform bill diyebileceğimiz reformlardı. Yani toplumun ve kurumların her türlü alanlarında yoğun ve kesin çözüm getiren, büyük bir gelişmelere sebebiyet veren reformlar yapılıyordu. Doğal olarak yani İngiltere'deki yapılan bu reformların bilhassa milli eğitim dalında ve sağlık dalında yaptıkları, o dönem için konuşuyorum, milli eğitim yani devam ediyor da sağlığa pek diyemeyiz artık. Büyük reformlar ne yapıyordu? Kendini gösteriyordu kardeşler. Doğal olarak bu ifadelerin neticesinde de bu reform billerden de bir ve aynı zamanda da by the British Parliament in 1832, işte bu 32 dediğimiz bildiğiniz gibi Victoria döneminde şeyin başlangıcı, daha doğrusu Kraliçe Victoria tabii 5 yıl sonra gelecek, tahta çıkacak, ama o dönemlerdeki yönetimin ortaya koyduğu büyük reformlar oluyor. In specifically Irish terms, it thrives in the stretch of time between the 1801 Act of Union. Şimdi bu İngiltere'de de bunlar, gene hatırlatmaya çalışayım size. Yavaş yavaş, yani bu 19. asrın başından itibaren bu union diyebileceğimiz, işte bu sendikalar bilhassa kendini gösterecek. Ama sendikaların kurulması ve her alanda kendini göstermesi biraz zaman alacak. Takribi bir 30-40 sene kadar bir süre sürüyor. Fakat bir başlangıç noktası olarak 19. asır diyorum, İngiltere içinde konuşuyorum. Tabii bunun uzantısı doğal olarak İrlanda'ya da geçecek, az çok tahmin ediyorsunuz. Doğal olarak artık bu şey, pardon, gelişme safhası diyelim. İrlanda'da kendini gösterirken de tabii İngilizlerin daha çok büyük bir atağa kalkmaları reformlarda ve endüstri devriminde İngiltere, İrlanda içerisinde de gözükecek. Dolayısıyla 19. asır daima aklımızda tutalım. İngiltere açısından ve İrlanda açısından büyük gelişmelere nasıl diyeyim, büyük gelişmelere açık diyebileceğimiz bir dönem oluyor, asır oluyor. And folded all its legislative functions into the jurisdiction of Westminster. Dolayısıyla artık bunlar yavaş yavaş böyle ne bileyim görüşler veya işte düşünceler ortaya döküldükçe bunlar artık yavaş yavaş parlamentoya getiriliyor, İngiliz parlamentosuna getiriliyor. Ve bu parlamento içerisinde de bunlar artık
discussion diyebileceğimiz veya debate diyebileceğimiz, münazara diyebileceğimiz tarzda durumlarla kendini gösterecek. Dolayısıyla artık yavaş yavaş kanunlar çıkarmaya çalışacaklar. Yani her türlü çalışma alanlarında olsun, bilhassa çünkü endüstri devrimi biliyorsunuz çalışma alanına dayalı olan bir durum olduğu için doğal olarak artık İngilizler'de daha çok böyle union diyebileceğimiz kanunları çıkarmaya başlayacaklar. And Catholic Emancipation in 1829. Bakın şimdi. Emancipation şeyi anlamı yani freedom anlamında düşünün. Özgürlük verme, imkan tanıma anlamında düşünün. 1829'larda artık ki 1588'den itibaren protestan bir mezhep içerisine giren İngiltere veya İrlanda dikkat ederseniz 1829 yılında artık Katolik mezhebinin de tanınması diyebileceğimiz o Katolikleri de özgürlük verilmesi noktasında kanunlar çıkarmaya başlıyor. Yani birazcık daha böyle bir imtiyaz diyebileceğimiz durumlar kendini gösteriyor. Which put a final end to political disabilities by allowing Catholics to sit in parliament. Ve bunun neticesinde de gördüğünüz gibi artık Katolik olan İngiliz vatandaşları veya İrlanda vatandaşları az çok kalkıp da kendilerine parlamentoda, İngiliz parlamentosunda veya İrlanda parlamentosunda ne yapıyorlar? Yer bulabiliyorlar. Despite its distinctively Irish form, the genre shares motives and concerns with other kinds of European romantic fiction. In documenting the strength and diagnosing the failings of the past, and in tracing the force of history on the present, it inspired and continued to influence the historical novel associated with Walter Scott. Bilemiyorum yani Walter Scott, işte bunun en büyük eseri